Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle ülkemizin özellikleri konusunu işleyeceğiz. Dünya üzerinde birçok ülke vardır. Ülkelerin belli sınırları vardır. Haritalarda ülkelerin sınırları genellikle kırmızı çizgiyle gösterilir. Dünya haritasında yakınlaştırarak ülkemizin haritasına bakalım. Kırmızı elips içine aldığımız yer ülkemizin topraklarını göstermektedir. Mavi kısımlar ülkemizin etrafındaki denizlerdir. Ülkemizin etrafındaki renkli kısımlarsa diğer ülkeleri göstermektedir. Bütün ülkelerin bir adı vardır. Bizim ülkemizin adı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ülkemizin en büyük yerleşim biriminin il olduğunu öğrenmiştik. Ülkemizde 81 il vardır. Ülkemizin illerini gösteren haritaya bakalım. Haritada renklerle gösterilen alanlardan her biri bir ilimizi göstermektedir. Her ülkenin bir başkenti vardır. Başkent ülkenin yönetim merkezidir. Ülkemizin başkenti Ankara ilimizdir. Özgürlüğünü kazanmış bütün ülkelerin bir bayrağı vardır. Bayrak ülkenin sembolüdür ve o ulusun bağımsızlığını temsil eder. Bizim bayrağımızın adı Türk bayrağıdır. Bayrağımız kırmızı ve beyaz renklerden oluşur. Bayrağımız dikdörtgen şeklindedir. Kırmızı zemin üzerinde beyaz, ay ve yıldız sembolleri vardır. Bayrağımız bizim için kutsaldır. Onu severiz ve saygı gösteririz. Sınıflarımızda şeref köşesinde bayrağımız bulunur. Her pazartesi okul açılırken ve her cuma okul kapanırken bayrak töreni yaparız. Milli bayramlarda okulumuza, sokaklara ve tören alanlarına bayrağımızı asarız. Özgürlüğünü kazanmış her ülkenin bir milli marşı vardır. Milli marş o ülkenin sembolüdür ve bağımsızlığı temsil eder. Bizim milli marşımızın adı İstiklal Marşı'dır. İstiklal Marşı'nı şairimiz Mehmet Akif Ersoy yazmıştır. Bu marş yazılan birçok marş arasından özenle seçilmiştir. İstiklal Marşımız 10 kıtadan oluşmaktadır. İlk iki kıtası bestelenmiştir. İstiklal Marşımızın bestecisi Zeki Üngör'dür. Törenlerde bu kıtaları söyleriz. İstiklal Marşımız bizim için kutsaldır. İstiklal Marşımızı severiz ve ona saygı gösteririz. Sınıflarda şeref köşesinde İstiklal Marşımız da bulunur. Her pazartesi okul açılırken ve her cuma okul kapanırken bayrak töreninde İstiklal Marşını söyleriz. Milli bayramlarda yaptığımız törenlerde de İstiklal Marşı'nı coşkuyla söyleriz. Bayrağımız göndere çekilirken ve İstiklal Marşı okunurken hazır olda dururuz. Bu duruşumuzla saygımızı gösteririz. Evet çocuklar, şimdi de sorularla konumuzu tekrar edelim. Türkiye'nin başkenti hangi şehirdir? A) İzmir B) İstanbul C) Ankara Türkiye'nin başkenti Ankara'dır çocuklar. Doğru cevabımız C şıkkı oluyor. Bizim ülkemizin adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Japonya B) Türkiye Cumhuriyeti C) İngiltere Bizim ülkemizin adı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Kısaca Türkiye'de denmektedir çocuklar. Türk bayrağında hangi iki şekil vardır? A. Ay ve yıldız B. Güneş ve yıldız C. Güneş ve dünya Doğru cevabımız A şıkkı Ay ve yıldız çocuklar. Bayrağımızdaki renkler hangileridir? A) Kırmızı ve beyaz B) Kırmızı ve sarı C) Kırmızı ve mavi. Bayrağımızın renkleri kırmızı ve beyazdır çocuklar. Doğru cevabımız A şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Bayrağımız üçgen şeklindedir. B) Bayrağımıza saygı duymalıyız. C. İstiklal Marşı'nı değer vermeliyiz. Evet çocuklar, yanlış cevabımız A şıkkı bayrağımız üçgen şeklindedir. Bayrağımız dikdörtgen şeklindedir çocuklar. Ülkemizin milli marşı aşağıdakilerden hangisidir? A. Çanakkale türküsü, B. İstiklal marşı, C. Sakarya şiiri. Ülkemizin milli marşı İstiklal marşıdır. Doğru cevabımız B şıkkı. Ülkemizin milli marşını kim yazmıştır? A Mustafa Kemal Atatürk, B Mehmet Akif Ersoy, C Zeki Üngör. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'tür. İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'dur. İstiklal Marşımızın bestecisi Zeki Üngör'dür. Bu durumda doğru cevabımız B şıkkı Mehmet Akif Ersoy çocuklar. Aşağıdaki çocuklardan hangisinin verdiği bilgi yanlıştır? A) Bayrağımız göndere çekilirken hazır olda dururuz. B) Bayrak töreninde İstiklal Marşını söyleriz. C) İstiklal Marşı söylenirken konuşabiliriz. Evet çocuklar, İstiklal Marşı söylenirken konuşamayız. İstiklal Marşımız söylenirken hazır olda durmalı ve saygı göstermeliyiz. Bu durumda doğru cevabımız C şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi bayrağımızın resmidir? Evet çocuklar, aşağıdaki resimlerden A şıkkı bizim bayrağımızı göstermektedir. Bugünkü dersimiz burada sona erdi çocuklar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere hoşça kalın.